Kim kuruyor acaba? İyileri devamlı yola çıkardım, vatandaşı uyandırım. Yeterli parti var yani. En iyi parti AK Parti. Ya herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Erdoğan yetiyor Türkiye'ye. Yeni bir iktidara, yeni bir partiye ihtiyaç vardır. Gelen gideni aratmasın yeter bizim için yani. Biz hayırlı halk için hayırlı olanı bekliyoruz. 23 Haziran seçimleri sona erdi. AK Parti'nin İstanbul hezimetiyle birlikte siyaset arenasında yeni bir hareketlilik ivme kazandı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ardı ardına yaptığı açıklamalar siyaset kulislerini bir anda hareketlendirdi. Ya yeni bir hal ya da izmihlal. Allah bizi Peygamber'in hazır dönemin hali ve hallemelerden etsin. Allah'a emanet. Peki gerçekten yeni bir partiye ihtiyaç var mı? Vatandaşların yeni siyasi oluşumlara bakış açısı nasıl? Bir yandan AK Parti'den istifa edip yeni parti kuracağını açıklayan Ali Babacan, diğer taraftan ise ya yeni bir hal ya izmihlal diyen Ahmet Davutoğlu. İki farklı parti mi kuruluyor yoksa aynı parti adı altında siyaset mi yapılacak? İşte bu sorunun yanıtını bulmak için mikrofonumuzu sokaktaki vatandaşlarımıza uzattık. Birlikte izliyoruz. Efendim yeni bir parti kuruluyor. Bu partiye size ihtiyaç var mı? Kim kuruyor acaba? Hayırlı olsun vatana millete. İnşallah iyi olur. Yeni bir partiye ne ihtiyaç var? Kurabiliyorsa ceplerinden kursun. Ne parti? Parti iş yapmıyor ki. İnsanlar iş yapıyor. İcraat yapsınlar ya. Yeni parti. İcraat yapsınlar. Bence yok yani. Yeterli parti var yani. Fazla parti var. Ya herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Yani yeni partiye ihtiyaç var mı yok mu bilmiyorum. Yani ben bu işleri tamamen çıkar üzerine düşünülmüş olarak yorumluyorum. Yok. Erdoğan yetiyor Türkiye'ye. Gelen gideni aratmasın yeter bizim için yani. Biz hayırlı halk için hayırlı olanı bekliyoruz. Türkiye'nin öncelikli sorunlarına ilişkin verilen yanıtlarsa şüphesiz yine ekonomik kaygılar ve işsizlik oldu. Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sizce? Ekonomi. Ekonomi. Açılsınlar kardeşim. Ekonomi ya. Sanayi ya. Allah balık tutmayı, balık yedirmeyi belletmesinler. Balığı tutmayı belletsinler ya. Memleket bitti ya. Yazıktır ya. Adalet, ekonomi, işsizlik. Göçmen politikası, ekonomi. En büyük sorunu mülteci konusu. Ekonomi, işsizlik. Başka ne diyeyim? Daha ne olsun? En büyük problem işsizlik. Geçim sıkıntısı zaten had safhada. Halka faydalı olacak işler yapması lazım. Ekonomi olarak biraz halkı rahatlatması lazım. Esnaf bitik durumda. Vatandaşlar toplumu yakından ilgilendiren her iki kritik sorunun ardından mevcut iktidarın yönetimini beğenip beğenmediklerine ise bakın nasıl yanıtlar verdi. Yaptıkları şey çok iyi şu ana kadar ama son bir sene Sayın Cumhurbaşkanımız geri vites yaptı, hata yaptı. O kadar iktidarlar gördük, bunun kadar yapanını bir şeyinde görmedik. Sene 90'ları da biliyor, ilaç kuyruğuna da girdik, sanayi kuyruğuna da girdik, tüp kuyruğuna da girdik yani Allah. Girmedik mi? Girdik yani. Şu an çok büyük hizmetleri var yani, yok değil ama tabii hataları da var yani. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Çalışıyorlar ama yetersiz, yetişemiyorlar ya da engelleniyorlar, bilemiyorum. Yani bu işler yani üzerinde çok düşünülmesi lazım, çok tartışılması lazım. Benim aklımın almayacağı işler yani. Mevcut hükümet başarılı çünkü yapılan icraatlar belli. Yani hastane, mesela ben şu an hastaneye gidiyorum, HASEK'e gidiyorum. Dört dörtlük özel hastaneden daha güzel olmuşlar. Gidişatı iyi görmüyorum. Ben bir genç bir vatandaş olarak şu an asgari ücretle çalışıyorum. 1500 lira ev kirası olmuş kardeşim. Hayat pahalanmış, zorla geçiniyoruz yani. Eğer eşimizden, dostumuzdan, akrabalarımızdan yardım almasak inan yaşayamayacağız. Bu konumdayız yani. Evet sevgili seyirciler, Murat Bey hemen sokakta karşılaştıkken size de aynı soruları yönelttik. Türkiye'nin en büyük sorunları arasında mülteci konusunda olduğunu söyledi. İkinci sıralamasına ise ekonomiyi yerleştirdi. Bunda mesajını iletmiş olduk. İnşallah yetkililer bu mesajı alacaklar ve gereklerini yapacaklar. Kesinlikle yayınlansın yani. Kolay gelsin. Kim kuruyor acaba? İyileri devamlı yola çıkardım. Vatandaşı uyandırım. Yeterli parti var yani. En iyi parti AK Parti. Ya herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Erdoğan yetiyor Türkiye'ye. Yeni bir iktidara, yeni bir partiye ihtiyaç vardır. Gelen gideni aratmasın yeter bizim için yani. Biz hayırlı halk için hayırlı olanı bekliyoruz.